Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Altın ve gümüş yorumuma hoş geldiniz. Şimdi bugün altında satışlar var. Bütün dünyada satışlar var. Yani sadece altın ve gümüş özelinde bir durum değil. Bütün dünyada öğleden sonra başlayan bir satış dalgası var. Borsalarda ciddi satışlar oldu. Dolar endeksinde yukarı hareketler oldu. VIX korku endeksinde anormal artışlar oldu. Halen de olmaya devam ediyor. Bu videoyu yaptığım saat akşam 8'i 5 geçe civarındayız. Evet, 8.04. Fed konuşması öncesinde yapıyorum. Şimdi öncelikle yani bu düşüşlerin altına özgü bir şey olmadığını bilmemiz gerekiyor. Neden oluyor? Bu VIX'teki artış yüzünden oluyor. VIX'teki artış neden oluyor? Bunun olmasını gerektirecek öyle bir özel bir haber falan bir şey yok. Yani bir sürü haberler var. İşte yok bilmem nerede elektrik kesildi de Hindistan'da da şöyle oldu da Avrupa'da aşı konusunda bilmem ne tartışması oldu falan. Önemli değil yani. Öyle bir net bir haber yok. Mart ayındaki gibi işte bir virüs çıktı da bunun ne olduğunu bilmiyoruz, anlamıyoruz. Acaba buna aşı ne zaman olacak, seneye mi olacak, bu sene mi olacak falan. Bunların hiçbir tanesi yok. O zaman piyasa içerisinde bir dalgalanma var. Bu durumda da altında da çok düşüşler oldu. Gün içerisinde biraz toparlandı. Şimdi Fed'den ne bekliyorum? Fed'den önce ben bu videoyu yapıyorum. Bir kısım arkadaşlar izleyebilecekler. Bir şey söylemesini beklemiyorum. Yani ne faizleri değiştirecek ne de varlık alımını azaltıyorum diyecek. Hatta belki daha güvercin konuşmalar olabilir. Varlık alımı arttırılabilir falan gibi şeyler de söyleyebilir. Bilemiyorum. Yani ama olumsuz bir şey söylemesini beklemiyorum. Hele ki piyasa bu haldeyken belki olumlu bir şeyler de söyleyebilir Fed Başkanı Jerome Powell. Dolayısıyla Fed Başkanı konuşurken çok böyle emtia piyasasında anormal hareketler olabiliyor. Bir anda yukarı gidiyor, bir anda aşağı gidiyor falan. O zamanlarda piyasaya da zaten olmayın. Ekrana da çok fazla bakmayın. Bunlar durulacaktır. Ne bekliyoruz bundan sonra? Şu görmüş olduğunuz üçgenin içerisinde sıkışıyordu. Ve bu üçgenin içerisinde de şöyle bakın 29 Ocak'ta artık böyle fazla sıkışacak bir yer kalmıyor yani. 1 Şubat'a da devam eder mi bilmiyorum ama şu 29 Ocak'ta artık fazla sıkışacak bir yer kalmıyor. Ve ben de bunu yukarı doğru kırmasını bekliyorum. Yani aşağı doğru kırmasını beklemiyorum. Neden? Çünkü geliyor şu 1836'dan destek buluyor. Her defasında buldu. Bir defa şöyle altına sarttı. Orada da hemen üstüne attı yani. Bugün de o 1836'nın biraz aşağısında şu 1831'den yeniden destek bulup yukarı gittiğini gördük gün içerisinde böyle. Bütün bu şeylerindeki yani VIX'teki falan artışa göre. Şöyle bir 4 saatlikte baktığımda da aşırı satış bölgesine de gelmiş olduğunu görüyorum. Buralardan da zaten şöyle yükseliş trendi de bozulmamış. Şöyle haftalık da göstereyim. Şöyle işte bozulmamış. Şunun içerisinde hareket ediyor. Yükselmesini bekliyorum. Diğer yaptığım trendi de burada göstermek istiyorum. Şöyle şunu kapatayım. Bakın aslında yani şöyle bir yükseliş trendi de var. Daha 2019'dan beri gelen. Onun içerisinde de kalıyor. Burada bütün sıkışmasının sebebi şu yukarıdan gelen düşen trend çizgisi. Artık bu arada sıkışıp şuradan falan da böyle bir yukarı yönde bir hareket yapmasını bekliyoruz. Cuma gününe kadar, yarın olabilir, cuma olabilir. Böyle bir hareket yapmasını bekliyorum yani. Budur. Ondan sonra da zaten bu Ichimoku'yu falan da açtıktan sonra bakın günlükte de açmış oluyor. Burayı kırdığı zaman burayı kırıyor. Yukarı yönde bir hareket yaptı. Burayı kırdığı zaman Ichimoku'yu da geçiyor. Ondan sonra zaten üzerinde şöyle 1888'de şu direnç var. Onu da halletmesi çok zor olmaz yani bu 1866'dan 1888'e geçmesi. Sonra öne açılıyor zaten. İşte açılacak. Ondan sonra daha yukarılara gidecek. Beklentim o şekilde yani. Bayağı bir sıkıştı. Yani şöyle bir şey olmaz mı diye düşünülüyor. İşte efendim buradan gelir tekrar bir daha bir aşağılara gelir. 1763 ondan sonra yukarı çıkar. Yok yani ben o kadar bir daha o 1763'lerin gelmesini beklemem doğrusu. Çünkü o zaman şu çok uzun zamandan beri gelen trend çizgisini ihlal etmiş olacak. Öyle de bir şey olmasını beklemeyiz. Yani zaten
hatırlayacaksınız, ben 2010'daki duruma benzetiyorum dedim. 2013'tekine benzemiyor dedim. Çünkü 2010'da ne vardı? Şöyle bir duraklama vardı. Altın bir tepe yapmıştı, sonra geri gelmişti. Ama tekrardan o yükseliş trendine geldi. İki defa değdi ona. Ve ondan sonra biraz yatay gidip devam etti. Yani işte bir kere burada, bir kere burada, iki kere değdi. Ondan sonra biraz yatağa gitti. Sonunda tekrar yukarı. 2010'da böyle olmuştu. Şimdi gene öyle olabilir diyoruz. 2013'te ne oldu? Bir kere FED dedi ki varlık alımını azaltabilirim. Varlık alımları azaltıldı falan. Öyle bir şeyler oldu. Şimdi bu akşam çıkıp Jerome Powell varlık alımı azaltıyorum falan diyebilir mi? Böyle bir piyasada imkan var mı yani? Hiç öyle bir şey olmasını beklemem. Bir hikaye yani. Onlar böyle bir şeydir, ilgi çekmek için falan söylenmişler. Yani yangına benzinle gider adam. Yani hatta ki şey diyecek, ya işte senatoda bir şeyler yapsın, biraz daha fazla para verilsin, her şeyde FED'den beklenmesin falan, ama FED ne gerekirse yapacak falan gibi şeyler söyleyecek. Tahminim o şekildedir yani. O yüzden altın, evet, bugün biraz satış yedi ama toparlayacak ve Perşembe Cuma'ya bu işi bitirecektir. Gümüşteki durum nedir derseniz, gümüşte de var yükseliş trendi. İşte alın size trend. Bu trende de değdi bir kere, iki kere. Bugün üçüncü kere de değdi burada. Ama altındaki hareketin yönü belirleyici olduğunu biliyoruz. İçim okundu, üzerindeyiz. Güzel destek buluyoruz burada. Şu 25-76'nın üzerinde kalması durumunda. Altın zaten yukarı çıkarsa o da 25-76'nın üzerinde kalacak. O zaman gelecek tekrar bu 27-44 direnci, daha evvelden bunu denemişti, geçememişti şurada. Ama bu sefer artık geçmesini beklerim ben gümüşün de. Şöyle bir 4 saatlik grafikten de baktığımda onun da neredeyse aşırı satış bölgesine gelmiş olduğunu görüyorum. Yani artık o da altınla birlikte yükselişine hazır olduğunu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi FED Başkanı konuşurken yukarı aşağı sert hareketler olabilir, anormal şeyler olabilir. Ve o zamanlarda zaten işlem yapılmaması gerekiyor. O zamanlarda piyasayı da böyle takip edip de eyvah daha da mı düşecek falan gibi böyle işte panik yapmaz, piyasa sakinleşir. Perşembe günü sonra tekrar Amerika açıldığı zaman Perşembe akşamı falan yükselişler görebiliriz. Hatta olmazsa işte Cuma günü de görebiliriz. Hatta belki bu akşam toparlayabilirse FED Başkanı da piyasayı toparlayacaktır. Toparlayamıyorsa dediğim gibi Perşembe Cuma'ya bakacağız, ama ondan sonra ben yükselişin kaldığı yerden gümüşte de devam etmesini bekliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bugünlük de bu kadar.